Teknoseyir'e hoş geldiniz. Ben Uğur Yurtsever, Tansel Şahin'le birlikte geçtiğimiz haftanın oyun dünyasından öne çıkan gelişmelerini konuşuyoruz. Nasılsın Tansel? İyiyim abi, sağ ol, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Yine dolu bir gündem. Evet, konuşulacak bir şeyler var. Evet. Anketle başlayalım ama anketle başlayalım. Geçtiğimiz hafta Remedy'nin yapmakta olduğu oyunları konuşmuştuk. 3 tane oyun üzerine çalışıyorlar ama bunun bir tanesini bilmiyoruz. Bildiğimiz oyunlar ne? Bir tane online hizmet oyunu yapıyorlar. Aksiyon oyunu. Bu işte muhtemelen Destiny, Division gibi bir şey olacak. Vanguard projenin adı. Crossfire, bu uzak doğu pazarında çok popüler olan Counter Strike çakması bir oyun var. Onun için bir tek kişilik mod yapıyorlar. Ama bir üçüncü oyun daha var ama bunu bilmiyoruz ne olduğunu. Bu ne olsun diye konuşmuştuk. Remedy de bizi izliyor olabilir. Belki bizden bakarlar anket sonuçlarına. İzleyicimizin %51'i yeni bir oyun olsun demiş. Kontrol demek ki damaklarda güzel bir tat bırakmış. Evet, öyle görünüyor. %35'i yeni bir Max Payne oyunu olsun demiş. Ki sen selam de, olsun onlara. Ben de gidip iki hesabından birden bastım. Anketi manipüle ettim. Evet. Geri kalan %15'i, 14'ü ise Alan Wake 2 olsun demiş ki aslında yüksek ihtimalle Alan Wake olacak gibi. Çünkü bir dizi projesi var. Yapmak da istiyorlar bir Alan Wake oyunu. Daha önce verdikleri röportajlardan bunu anlıyoruz. Alan Wake oyunu olabilir gibi geliyor. İsmi 2 olmaz muhtemelen de Alan Wake bir şey olur diye tahmin ediyoruz. Evet. Öyle. Ama yeni bir şey de olabilir yani. Çünkü yetenekli bir... Kesinlikle. Ki kontrolde de güzel bir iş çıkardılar. Kesinlikle. Birçok ödül aldılar. Evet. Çok yani da iyi bir oyundu. Sanat yönetiminden bazı şeylerde en iyi oyunu bile aldı. Özellikle RTX olması oyunu çok... oyunu başka bir boyuta taşıdı. Kesinlikle. Ki en iyi aslında hani gülüyoruz falan ama en iyi kullanımı, de kullanan... Bence oyun. De. RTX teknolojisi. Yani Wolfenstein'e sonradan bakmadım da çok böyle acayip bir şey yapmadılar. Yani yok. Evet. Çok zannetmiyorum öyle olduğunu. En güzel aslında şey Doom 2. Evet. En çok onda deniyoruz ya. Quake 2. Quake 2 pardon. Quake 2. Doom 2 demişim. Evet. Ben 30 FPS'yi zor tutturdum yani. Öyle mi? 25 senelik oyunda. Öyle. Teknoloji. Evet, ilk maddeyle başlayalım. Başlayalım. Ülkemizde de çok beklenen haberlerden biriydi. Mount & Blade 2 Bannerlord 31 Mart'ta erken erişime açılıyor. Evet, Mart ayında geleceğini biliyorduk ama kaç Mart olduğu belli değildi. Anlaşılan Mart ayını da sonuna kadar kullanacaklar. 31 Mart olarak açıklandı erken erişime. Giriş tarihi oyun tabii çıkmıyor. Evet, erken erişimde olacak. Orada ne kadar kalacağı da belli değil. Tamam. Bir yıl süreli diyorlar ama biraz daha belli uzayabilir olmaz. Belki belli olmaz. Oyunların bugüne kadar gelen yapılış sürecini göz önünde bulundursak uzayabilir. Evet. Artık çünkü beklemekten yorulduk. Biraz da alıştık beklemeye. Bakalım en azından önümüzde artık bir tarih var. Fiyat da belli oldu. Evet, 150 lira. 150 lira, 50 dolar. Şimdi yine bir özel fiyatlandırma söz konusu. Yani hani dolar en azından hani 6 lira olarak alınmamış. Evet. Ama bana biraz yüksek geldi. Yani daha iyi örneklerini gördük geçmişte. Ben buraya önüme birkaç örnek aldım. Mesela Divinity Original'sin 2. 45 dolarlık fiyatı. Bizim ülkemizde 75 liradan satışa çıkmıştı. Disco Elysium. Bunlar tabii çok yeni oyunlar. 40 dolardan çıktı Disco Elysium. 61 lira. Age of Wonders Prince Fall 45 dolar. 77 lira. Vampire Masquerade Bloodlines 2. Daha çıkmadı oyun. Erken ön siparişte. 102. Evet. Ne zaman çıkacağı da belli değil gerçi. Bir ertelendi. Bahar aylarını bekliyorduk. Onun da yapım süreci biraz uzayacak gibi. 60 dolarlık bir oyun. 92 lira. Evet. 102 miydi yoksa? Ben 92 diye tanımışım ama. Ben de 100 hatırlıyorum. Ama 92, 92 doğru. 92. 92 olan bir başka oyun daha var. Gears 5. Çok yeni oyun. Evet. AAA bir oyun. 60 dolar. 92 lira. Tam fiyat. Hitman 2, Mortal Kombat 11. Yine 60 dolar iki oyun. Bunlar da 102 liradan satışa çıkmışlardı ki. Zaman içinde ciddi güzel indirimler de aldı bu oyunlar. Yani tabii 150 lira da çok en azından bir özel fiyatlandırma var ama daha da ucuz olabiliyor oyunlar. Ben biraz daha İyi bir fiyatlandırma beklerdim açıkçası. Tabii oyunun geliştirme sürecinde neler yaşandı bilmiyoruz. Belki gerçekten böyle olması gerekiyordu. Ama bir 100 liranın altına düşerse ki bir de oyun erken erişimde olacak. Hani belki erken erişime özel daha iyi bir fiyatlandırma diye gidilebilir diye. Gerçi o oyunun fiyatını aslında çok karışmak istemem ama erken erişimde en azından biraz daha iyi bir fiyat olsaydı insanlar en azından hani çok bekleyen, hasretle bekleyen, daha çıkmadan onu eksikleriyle kabul edebilecek insanlar en azından bir alıp oynamaya başlasaydı iyi olacaktı. İnsanlar cesaretlendirirdi. Evet, şimdi 150 TL'yi dolara vurduğumuz zaman çok bir para çıkmıyor. Yani 150 TL tamam az para değil ama bir değeri artık yok baktığımız zaman. Tam adamları da anlayabiliyorum. Belki 150 liranın altı
bir şekilde hani kurtarmayacaktı, mantıklı gelmeyecekti ama ülkemizdeki durumu da herhalde en iyi bilen oyun geliştiricisi onlardır. Yani, yani ülkemizdeki evet. oyuna ayrılan bütçenin ne kadar olduğunu. Ama yapan da yapıyor işte. Evet. Böyle bir gerçek var. Evet. Bu da yabancı oyunlar hani. Evet. Ya yanmaları lazımdı. Yanmaları evet. lazımdı. Eleştiri konusu oldu. Bir başka Hı-hı. eleştiri konusu da Türkçe dil desteği. Oyuna Hı-hı. çıktığı zaman Türkçe dil desteği olacak ama erken erişimde olmayacağını açıkladılar. Ya bence en az eleştirilecek konu bu. Yani fiyat da özellikle kıyasladığımız fiyatı zaman... anlarım. Fiyatı affeden anlarım da ya zaten erken erişimde oyundaki özellikten çoğu olmayacak. Yani evet. Türkçe'de olmayabilir. Evet. Ki artık yani şu yabancı dil de en az bir yabancı dil insanlar öğrenmesi gerektiğini bence düşünüyorum. Bence de. Ama yine bence bunu çok da önemli. Hesaplamaları lazım. Ya tabii evet. Şimdi şöyle eleştiri şey olacaktı yani. Evet yani sen ben bile biliyoruz Türklerin çıkardığı bir oyunun ismi yabancı olduğunda eskiden tepki çekerdi. Ardından Doğru. işte default dil İngilizce kardeşim ben bunu girip Türkçe'ye çeviriyorum diye. Ona bile laf edenler vardı. Bunu bilmeleri lazım. Evet. Doğru. Bunu bilmeleri lazım. Yani şu oyunun tüm metnini İngilizce'den Türkçe'ye çevirmek bilmiyorum yani. Evet, bilemiyoruz tabii nasıl bir süreçten geçiyorlar. Evet. Ama bu tepki gerçekten tam değil. Ben hiç eleştirmiyorum yani. Ben de hiç eleştirmiyorum ama bu konuda memleketin şartları ve evet, insanların maalesef. Gelecek tepkileri bilip ona göre hareket etmeleri lazım da. Evet maalesef. Yani tabii ki yerelleştirme çok önemli. Yani bir oyunu kendi ana dilinde oynamak kadar güzel bir şey yok. Ama olmadığı zaman da yani artık herkesin de bir en az bir yabancı dil de iyi bir şekilde öğrenebiliyor olması lazım. Hı-hı. Özellikle bu çağda yani hani ben şimdi hatırlıyorum çocukken İnternet falan da doğru düz yok. Hani evde artık çevirmeli ağdan falan bağlanıyorsun. Artık fasura kabarıyor. Giremiyorsun tabii çoğu zaman. O zaman yani elimizde dandik sözlüklerle evet. Red House'un gazetenin verdiği dandik sözlüklerle onu açarsın böyle parçalanır, sayfaları falan kopar. Yani elimizde sözlük oyun oynuyorduk. Yani evet. Bannerlord gibi hani metnin çok daha az önemli olduğu oyunlar değil. Bayağı adventure oyunları, rol yapma oyunları falan oynuyorduk. Planescape Tournament'ler. Monkey Island'lar, Beneath the Steel Sky'lar, bunlar da Baldur's Gate'ler, Fallout'lar. Yani o zor şartlarda bile bir şekilde oyunları oynuyorduk. Hani evet. bugün de artık bunları çok eleştirmeyin yani. Şu an yani. İngilizce öğrenmek kolay. Her Google şey Translate'den her şeyi yapabiliyorsun. Ben evet, gelecek, evet. ben bizim bu ama. Yorumlarımıza gelecek yorumları da tahmin ediyorum. Kesin çok güzel eleştirecekler. Tahmin ediyorum ama yani bir dilin öğrenilmesi lazım artık. Yani erken erişimde olduğu için. Evet. Ama ben burada yine İşte Taleverse'ü biraz eleştireceğim. Abi bu tepkilerin geleceğini biliyordunuz yani. Evet. Böyle bir şey olacağı belliydi. Evet bakalım artık 31 Mart'ta evet. bekliyoruz. Oyun çıktığında Türkçe olacak ama. Evet çıktığında Türkçe olacak. Umarım çok da uzun sürmez erken erişimde oyun. Evet. Yani erken erişim çünkü bir şeye dönüşebiliyor. Böyle kara deliğe dönüşüp doğru. birçok oyunu yutabiliyor. Yutabiliyor. Benim bakalım. Beklentilerim biraz artık zayıflamaya başlamıştı. Umarım yanılırım. Umarım. Evet. Hani ben nasıl bu oyundan beklentiyi düşürmüşüm diyebilirim. Umarım gelecek ay çok güzel şeyler söyleriz oyunla ilgili. Bakalım. Evet. Sıradaki habere geçelim. PlayStation 5 için çıkacak yeni Gran Turismo'da hedef 240 FPS baba. Evet. Görüyoruz ve arttırıyoruz demişler. Aynen. Kazunori Yamauchi abimiz Gran Turismo serisinden tanıdığımız Polyphony Digital'in CEO'su geçtiğimiz hafta GT Planet sitesine konuşmuş ve serinin geleceğiyle alakalı bir takım ipuçları vermiş. Şimdi biliyorsun PlayStation 5'in ve 8K yeteneğiyle alakalı böyle bayağı reklamlar falan yapıldı, bir şeyler konuşuldu. 8K artık dillendirilen bir şey haline geldi. Dillendirilen bir şey haline geldi dediğin gibi ki Xbox tarafında da evet. aynı şekilde. Hı-hı. Ama Yamauchi abimiz, Yamauchi-san 8K yeteneğiyle pek ilgilenmiyormuş evet. PlayStation 5'in. 4K zaten yeter diyor. 4K yeter diyor. Hı-hı. Hani gözünü 60 FPS'nin de ötesine dikmiş. Hatta senin dediğin gibi 240 FPS, evet. 120 hatta Hı-hı. 240 FPS gibi bir hani buna erişmekle ilgileniyorum diyor. Ya 240'a erişebilir mi bilmiyorum da 120'yi kesin kafaya koymuş yapacak evet. gibi ben yaklaşımını çok beğendim. Yani tamam bugün elimizde 4K var çok yeterli ve bu bir yarış oyunu. Yarış oyununda akıcılık gerçekten çok Kesinlikle. Önemli. Yani burada 240'a göz dikmeleri güzel. Bir de şu olay güzel. Şimdi Gran Turismo PlayStation 1'den beri Sony'nin Exclusive tarafındaki en güçlü markalardan bir tanesi. Oy. Bu adamların sözleri dinlenir. İkincisi bu adamlar bir şekilde diğer Exclusive'lere de yön verirler diye tahmin ediyorum. Yani evet. Gran Turismo referans bir oyun. Yani evet ben de onu diyecektim. Acaba bu 240 FPS hedefi diğer PlayStation 5 oyunları için de evet. bir referans noktası olabilir mi? Ya 240'ı ben göreceğimizi pek sanmıyorum ama evet, 120-140 evet. bile çok güzel. Yani çok iyi. Bu mentaliteye geri dönmeleri çok güzel. Evet bu ki nereden hatırlıyoruz bunu?
Phil Spencer abimiz de benzer şeyler söylemişti. Hani evet. Ekrana birkaç fazla piksel atmaktansa performansa odaklanıyoruz demişti. Kazunori o da bizden için. Görmüştü zaten. Evet, o da bizden görmüştü. Dolaylı olarak dünyayı değiştiriyoruz evet. Baba. Endüstriye yön veriyoruz. Vallahi evet. Tabii yeni nesilde de bir Gran Turismo oyunu göreceğiz. PlayStation 4'te bu arada bir tane Gran Turismo evet, oyunu ve... gördük. 3'te 2 gördük. 2'de de 2 gördük. 1'de de 2 gördük. Gran Turismo Sport en son ki biraz serinin kendi kimliğinden uzaklaşmıştı. Kesinlikle. Daha çok e-spor, online tarafa yönelmişlerdi. Serinin en az oyuncuları heyecanlandıran oyunu olabilir ki ben Gran Turismo 1'den 2'den beri oynuyorum. Yani Gran Turismo 2'yi PlayStation 1'de 90'lı yılların sonunda oynadığım zaman hani gerçekten aklım kaybetmiştim o görsellik şahaneydi. Ehliyet almak için falan böyle uğraşıyorduk saatlerce oyunda. Şahaneydi. Yani derinlikli bir kariyer modu yoktu Gran Turismo Sports'ta. Umarım bu yeni yapılacak oyunda biraz daha köklerine dönerler. Tamam e-spor tarafını da ihmal etmesinler. Yine oraya da önem versinler ama oyunun tek kişilik içeriği de güçlü olsun. Yani böyle ufak tefek etkinliklerle tek kişilik oyun ben çok beğenmedim açıkçası. Bir yandan... Forza gerçeği var. Forza gerçeği bir yandan var. Motorsport'la yürüyor, bir yandan Horizon'la yürüyor. Rekabet var. Ciddi bir rekabet var. Ya 240 bile sizi kurtarmaz da tabii ki bunu düşünen adam başka şeyleri de kesin düşünüyordur diye tahmin ediyorum. Umarım. Merak ediyorum. Yeni tip bir antrenman. İyi iş yaptılar ama mesela performans açısından benim bir şeyim yok. Bu hedeflere yaklaşırlar. Çünkü Gran Turismo Sports özellikle PlayStation 4 Pro'da hem çok iyi görünüyordu hem de performans hedeflerini tutturuyordu. O yüzden... Bir de şu burada, premium kar olayını tamamen kaldırırlarsa yani gerçekten mide bulandıran oyun bir şey. Oyun iş modeli ve içerik açısından, içerik tasarım açısından çok iyi değildi ne yazık ki. Yani muhtemelen severek oynayanlar vardır. Online tarafı çünkü güçlü hep oraya e-spor tarafına ağırlık verdiler. Umarım severek oynayan vardır ama yani serinin biraz daha işte o özüne dönmesi lazım ya. Katılıyorum. Yani içerik çok iyi değildi. Evet. Bakalım yakın zamanda bir şeyler duyarsak da konuşuruz zaten. Ama en azından geleceğini öğrenmiş olmak da iyi çünkü PlayStation 4'te uzun süre bekledik yeni bir Gran Turismo oyununu. Ve böyle bir hedefle, böyle bir mentaliteyle yapılıyor olduğunu bilmek de gerçekten çok güzel. Adam akıcılık diyor. Sıradaki habere geçelim. Rainbow Six Siege, PlayStation 5 ve Xbox Series X'e crossplay desteğiyle gelecek. Evet, Ubisoft'un son yıllardaki hatta belki tarihindeki en başarılı iş. Katılıyorum. Ve en uzun soluklu iş yani. Ya en sevdiğim işi bu değil de gerçekten en başarılı ve en iyi idare ettikleri iş bu oldu. Ve en uzun soluklu işlerden de biri. Hatta öyle uzun soluklu ki bırak hani bizim beklentilerimizi bence kendi beklentilerini de aştı. Ki bu başarıyı yeni nesile taşıyacaklar. Evet. Hatta oyunu Rainbow Six Siege'i konsolların çıkışını yetiştireceklerini söylüyorlar. Çıkış tarihine. Güzel. Masada crossplay desteği de var. Tabii henüz kesin bir şey yok bu konuda çünkü biraz bu Microsoft'la Sony'nin ağzına bakıyor. Hatta özellikle Sony'nin diyelim. Çünkü Sony yine çıkıp huysuz çocuğu, huysuz ihtiyarı oynayabilir. Ama yeni jenerasyonda bu kötü alışkanlıklarını bence bırakmaları lazım. Elbette bazı yeni kötü alışkanlıklar edinecek hem Sony tarafı hem Microsoft tarafı da en azından önceki jenerasyonda insanların kızdığı alışkanlıkları bırakmaları lazım. Ben olacağını düşünüyorum. Yani Sony bu konuda bir sorun çıkarmayacak artık. Evet, çok büyüdü çünkü Rainbow Six Siege yani bayağı ciddi bir oyuncu kitlesi var. Crossplay de çok istenen bir şey. İstenen bir şey. Öyle. Tabii ki hani PlayStation 4, PlayStation 5 kendi arasında oynayabilecek, Xbox'lar oynayabilecek. Bu hani muhtemelen hani Sony yine burada da çıkıp kendi kitlesini de ikiye bölmeye yerde tercih etmez ama umarım o efsane konsolar... hareket olur. Evet. Sade 5'çiler, elitler toplandık buraya. Hiç böyle olmaz. Hiç böyle olmaz. Sony bu yani. Sony'uz. Evet. Ama herkesin birlikte oynaması güzel olur. Güzel. Güzel haberler bunlar. Siege'in de önünde bence bayağı uzun yıllar var. Counter Strike gibi. Bence daha çok ben aslında 6 yıl önce ufaktan bir düşündüm. Bunlar yeni jenerasyona yeni bir şeyini çıkarır diye tahminde bulunuyordum ama öyle yapmadılar. Hani Siege hala güvenip hala arkasındalar. Evet. Enteresan. Tabii bir crossplay denklemine PC platformu dahil değil. Olmasında zaten. Olmasında zaten. Olmasında. Hani belki merak edenler olabilir. Öyle bir şey yok. PC'ciler başka bir klavye mouse'unu alıp gelsinler. Öyle olmaz. Gamepad ile adamı vuracağım. Çıkış yetiştirmeye çalışmaları da güzel. Konsolların çıkışına. Evet. Ya çünkü oynayan çok adam var. Adam aldığı gibi oradan devam eder işte. Evet. Belki 4K belki 8K artık Allah ne verirse. Sıradaki haberi geçiyorum abi. Wolfenstein Youngblood dışındaki Bethesda oyunları da GeForce Now'dan
Kaldırıldı. Evet, geçen hafta Activision Blizzard'ı konuşmuştuk. O kadar hızlı değiller ama bak yine tamam. Evet. Bu adamları eleştiriyoruz da bir Activision bir hafta beklediler. Evet, Bethesda oyunları da bu hafta kaldırıldı. Nvidia'nın yaptığı işleme bakılırsa bizim geçen hafta yaptığımız yorum biraz doğru gibi görünüyor. Yani büyük şirketler kendi oyunlarının kontrolünü ellerine tutmak istiyorlar ve hani tekrar satamadıkları oyunu işte GeForce Now gibi platformlarda pek tutmak, görmek istemiyorlar gibi geliyor. Oyunu zaten sattıkları halde bu tavır akıl almıyor. Yani evet, işte bir daha satmak istiyorlar. Belki biraz daha para koparmak istiyorlar. Ama Wolfenstein Youngblood görünen o ki o şu an duruyor. Belki işte RTX desteğinden dolayı olabilir. Belki Nvidia keserin musluğu dedi ama. Belki biraz keserin ağzını açtı. Çünkü hani platformun tanıtım anlamında da RTX önemli bir nokta. Tabii. Evet. Bakalım. Ya ben pek şaşırmıyorum buna açıkçası. Özellikle ilk hamlelerin Activision ve Bethesda gibi endüstrinin iki büyük kanserinden geliyor olması şaşırtıcı iki büyük, değil. İki büyük duayen. Yani şimdi bir yandan ama soru işaretleri doğuyor. Oyun platformdaki oyun sayısı azalıyor. Evet. Şimdi buna başkaları katılır mı? Ya da Nvidia tarafı bir toplu bir anlaşmaya gitmeye çalışır mı? Yani muhtemelen öyle olacak. Yani hala hani görüşüyoruz falan diyor, diyorlar. Şu an zaten platform da test aşamasında. Evet, adam bize 5 euroya veriyor. Siz de gelin bir stres test yapalım. İşte tüm yükü bir deneyelim falan diyorlar. Bence test aşaması bittikten sonra zaten adamların elinde bir veri olacak. Zaten fiyat da artacak muhtemelen. Fiyat yani çok büyük bir ihtimal artacak. Ellerindeki veriyle birlikte hangi tarafa doğru yöneleceklerini, kime yaklaşacaklarını, kimden uzaklaşacaklarını bence bir şekilde kararlaştırırlar. Tabii birçok bu oyunlar hani kaldırılıyorken GeForce Now'dan Cyberpunk 2077'nin de çıkar çıkmaz GeForce Now'a ekleneceği açıklandı. Evet. Bu da biraz mentalite farkı işte. Evet, bunu çok iyi yapıyorlar. Evet. Bunu gerçekten CD Projekt Red hakikaten oyuncuların sevgilisi yani. Evet, bu arada ufak bir dipnot olarak verelim. Avrupa'da en büyük ikinci oyun şirketi haline gelmişler. Birinci Ubisoft mu? Birinci Ubisoft. 9 milyar dolar galiba değeri. Yanlış hatırlamıyorsam işte 6.5'a falan varmış CD Projekt Red'de. Cyberpunk hemen arkasında. Sonra zorlayabilir. Ubisoft CD Projekt Red'in arkasında kalacak. Evet. Vay be. Enteresan. Witcher 3'ün Switch'e gelmesi biraz şirketin değerlerini arttırmış. Orada da iyi bir performans ve satış grafiği çiziyor Switch'te. Ki port da çok başarılıymış. Öyle. CD Projekt Red gerçekten. Ya ben bu kadar büyüdüğünü, Ubisoft'un arkasına geldiğini tahmin etmiyordum ama Cyberpunk çıkınca bakalım ne olacak. Evet, neredeyse kafa kafaya var şu an. Neyse şeyde Watch Dogs yapıyor ya şimdi. Cyberpunk'a karşı bir cevabı her zaman vardır biliyorsun yani. Legion. 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 O da umarım bu yıl görürüz. Çok beklemiyorum gerçi ben ama sen de öyle galiba. Çok bizim hoşumuza gitmişti. Abi yapma ya. RAM'leri arttırdın, upgrade yaptın. Watch Dogs çıksın. Beklemeye başladım. Ellerime uçtum. Evet, sıradaki habere geçelim. Geçen yıl Steam'den kaldırılan korku oyunu Devotion'un yeni evi Harvard Üniversitesi oldu. Evet, Tayvanlı Red Candle Games'in muhteşem korku oyunu. Hatta hep söylüyorum artık muhtemelen kabak tadı vermiş olabilir. Benim için Silent Hill 2'den beri yapılmış en iyi korku oyunu Devotion. Oyunuydu. Oyunuydu. İşte ne yazık ki satın alınamıyor şu an. Oyun çıktıktan 2 hafta sonra satıştan kaldırılmıştı Steam'den. Bunun nedeni de aslında gayet amatörce bir olaydı. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Winnie the Pooh'a benzetildiği, onunla alay eden bir görsel bulunmuştu oyun içerisinde. Ve daha sonra ortalık karışmıştı Çin'de bir anda. Oyunun hatta yayıncısı lisansını falan kaybetmişti. Aradan bir sene geçti. Oyunun tekrar artık satışa sunulması biraz zor görünüyor. Ama görünüşe bakılırsa Harvard Üniversitesi bu muhteşem oyunun gidip gitmesine izin vermemiş. 1928'den beri Harvard Üniversitesi'nde faaliyet gösteren bu Uzak Doğu eserlerini bir yerde toplamayı hedef edinmiş bir Harvard Yanching Kütüphanesi Devotion'ı ve Red Candle Games'in bir önceki ilk oyunları Detention'ı kütüphanelerine, arşivlerine eklemişler. Güzel bir şey. Güzel bir haber. Yani bugün çünkü Devotion'ı almadıysak oynamanın başka bir yolu yok. Yani korsan, illegal yollar dışında oyuna erişilemiyor. Böyle bir yerde oyunun muhafaza edilecek olması önemli. Çünkü çok güzel anlamlı bir şey. Evet. Ekip de yeni oyunlar yapma ihtirasını sürdürüyormuş. Bir açıklama yapmışlar Facebook'tan.
Bakalım filmi de geliyor bu arada. Detention'ın filmi geliyor. İlk oyunun. Değil, ilk oyunun filmi geliyor. O da Aralık ayında galiba gösterime girecek. Evet. Bakalım. Muhteşem bir oyundu ya Devotion. Çok yazık oldu. Bu da işte oyun geliştiricileri biraz özellikle işte böyle fikir ifade özgürlüğünün kısıtlı olduğu yerlerde yaşayan ya da oyunun hedef kitlesi orası olan oyun geliştirici için bir örnek. Hani biz geçen hafta konuştuk. Hani oyunlar politik içeriğe sahip olabilir mi? Evet, hı-hı, olabilir ama işte böyle evet, açık, amatörce ifadeler sorun yaratabiliyor. İşte mantıklı değil, bir manası yok. Oyuna manası kattığı yok, bir şey yok. Evet, oyunun temasıyla da tamamen evet, alakasız. Yani muhtemelen olay, yani internet üzerinden işte iki kişi resim paylaşır, oyunun reklamı olur falan gibi bir düşünceyle yaptıklarına inanıyorum ben. Başka bir ki şekilde oyun aklım çok almıyor. Da satmıştı, iyi satmıştı. Evet. Özellikle Çin'de her çok şey satmıştı. Iyiydi. Her şey yani, çok iyi gidiyordu. Ufak bir hamle için bence tüm oyunu yediler gibime geliyor. Bu evet, haber okuduktan sonra aklıma şey geldi. Şimdi ben üniversitedeyken 2013'te falan benim el yazım çok kötü, yazma yazmayı unutmuşum. Okula böyle küçük bir şeye götürüyordum, netbook götürüyordum. Şu küçükler oluyor ya, ondan götürüp onunla böyle tahtada yazanları falan oraya yazıyordum. Hocalar böyle gelip sanki çok acayip bir şey yapıyormuşum gibi, sen ne yapıyorsun, o ne? Hani laptopla not almam 2013-2014 yılında Ankara'da bir üniversitede evet, hoca tarafından bile hani enteresan karşılanıyor ki yani böyle oyun mu oyunda oynamıyorum. Zaten oyun oynayacak bir cihaz da değil, küçük. Adamlar hani oyun yok olmasın diye alıp kütüphaneye ekleyelim evet, diyorlar. Beni bayağı bir düşünmeye itmişti yani evet, bu haber. Enteresan. Evet, güzel bir haber. Evet. Bakalım. Ekibin yeni oyunlarını da bekliyoruz. Umarım derste almışlardır bu süreçten. Çünkü gerçekten zor bir süreç yaşadılar bir evet, yıl boyunca. Evet, sıradaki habere geçelim. Baldur's Gate 3'ten ilk oynanış görüntüleri 27 Şubat'ta gelecek abi. 3 gün Evet, kaldı. Evet, 3 gün kaldı. Önümüzdeki hafta konuşuyor olacağız. Şimdi hatırlarsan Belçikalı dostlarımız Larian geçtiğimiz birkaç hafta önce bir ufak teaser yayınlamışlardı ve 27 Şubat'ı bekleyin diyor demişlerdi. Bir şeyler demleniyor. Biz de demiştik ki muhtemelen ilk oynanış görüntülerini paylaşacaklar. Ben de belki oyun gelir demiştim. Evet, hatta sen bir bakmışsın oyunu çıkarmışlar demiştin. Evet. Evet, geçen hafta bir video daha yayınladılar ve 27 Şubat'ta Baldur's Gate 3'ten ilk oynanış görüntülerinin geleceğini açıkladılar. Hatta bana sorarsan bu yıl içerisinde oyunda çıkabilir. Hatta öyle bir takım söylentiler de var. Oyun erken erişime açılacağı Steam'den. Erken erişim olmasa ya. Ne kadar doğru bir tercih olur bilmiyorum. Umarım öyle bir şey olmaz. Tamam, Larian. Evet. Ben güveniyorum. Bir güven sorunum yok da ya. Baldur's Gate 3 evet çıksın ya, ve oynayalım yani. Ben de öyle istiyorum. Umarım erken erişim evet, gitmezler. Erken erişimin mantığı da artık çok istismar ediliyor evet, gibi gelmeye başladı. İlk çıktığında hani tamam anlayabiliyorduk. Bir şeye de gerçekten katkısı oluyordu ama şu an hani ya daha tamamlamadık. Hadi buradan biraz finanse edelim kendimizi, devam ederiz gibi bir evet, hale dönüştü. Çok umarım doğru olmaz. Gelmiyor bana. Özellikle Baldur's Evet. Gate 3 Baldur's gibi Gate 3. 20 yıldır falan beklediğimiz bir Evet. oyun, devam oyunu için. Gerçi devam oyunu tam bir devam oyunu olmayacak. Hani 2'de aslında o hikaye bitiyor ama artık nasıl bir hikayeyle karşılaşacağız? Ben de merak ediyorum. Evet. Oynanış görüntülerini de merak ediyorum. Yani bayağı heyecanlıyım. Evet. Bu yıl içerisinde oyun çıkabilir. Erken erişim veya değil. Ama oyun daha yeni duyuruldu. Ya bir yıl olmadı oyun duyuruldu ama aslında anladığımız kadarıyla Larian oyunu çok daha uzun süredir geliştiriyor. Çünkü birkaç sene önce Brian Fargo, In Exile'ın patronu ki kendisi Interplay döneminden de Baldur's Gate'in yayıncısı aslında. Interplay'in de patronuydu işte 90'larda. Bir Twitter'dan bir açıklama yapmıştı. Baldur's Gate 3'ü kimin geliştirdiğini biliyorum diye. Yani birkaç sene önceki açıklaması. Yani aslında o zaman Larian geliştirmeye başlamış ama duyuru biraz daha gecikti. Yani aslında oyun büyük oranda hazır. 27 Şubat'ta da umarım güzel şeyler görürüz. Yani Diablo 4 bizi çok böyle aşırı heyecanlandırmamıştı. Evet, Diablo 3'ün çok iyi olmamasından kaynaklanıyordu ama işte Baldur's Gate 2'nin ağızlarda bıraktığı evet, tat 90'ların en iyi oyunuydu. Evet. Shadows of An expansion'ı, genişleme paketi de öyle. O 2000'de çıkmıştı yanlış hatırlamıyorsam. 2000-2001. Muhteşem bir oyun Baldur's Gate. Bekliyoruz bakalım ya. Evet. Sıradaki habere. Umarım yine aynı tarzda yani bir iş olur. Bu doku arada, bozulmadan umarım evet, korunmuştur. Bu arada bayağı bir Dungeons and Dragons oyunu da geliyor. Wizards of the Coast bayağı coştu yani 5-6 tane oyun yapıyorlar aynı anda. Bak farklı stüdyolara yaptırıyorlar. Bir Dungeons and Dragons oyunu geliyor. Dark Alliance aksiyon oyunu. O da galiba bu yıl içerisinde veya 2021'de falan çıkacak. Eski Ubisoft veteranlarının geliştirdiği o daha bir aksiyon
tabanlı bir oyun. Başka oyunlar da yapıyorlar. O da aslında eskiden olan bir serinin devamı. Tabii tabii evet. O da eski bir seriydi. Dark Alliance. Güzeldi. Umarım o da güzel olur. Evet. Ama Baldur's Gate ayrı olacak. Çok büyük heyecan yaratıyor ya. Yani ben nasıl bekleyeceğim? 27 birkaç gün kaldı ama. Umarım hayal kırıklığı olmaz. Güzel şeyler görürüz. Evet, sıradaki habere geçelim. Şimdi aslında bununla bağlantılı bir haber. Evet. Platinum Games 27 Şubat'ta büyük bir duyuruya hazırlanıyor. Evet, acaba... Nier Gate 2. Olabilir. 27 Şubat'ı beklemek için bir neden daha. Tabii acaba kalpler dayanacak mı? Peki niye 27 Şubat? Ne var abi Şubat'ın sonunda? PAX East başlıyor. Boston'da bir fuar, oyun fuarı. Orada Platinum Games'in yeni oyununu da göreceğiz. Şimdi tabii 2018'de Vanquish ve Bayonetta'yı PC'ye çıkardıklarında kendilerini yayınlayacağı ve henüz duyurmadıkları iki oyun üzerine çalıştıklarını açıklamışlardı. Bunların da bir yeniden yapım veya bir remaster falan olmadığını, tamamen yeni oyunlar olduğunu söylemişlerdi. Şimdi hali hazırda Switch için Bayonetta 3'ü geliştiriyorlar. PlayStation 4 ve PC için Babylon's Fall yapım aşamasında. Bunun yanında geçtiğimiz haftalarda konuşmuştuk. Wii U klasiği The Wonderful 101 için bir Kickstarter kampanyası başlattılar. Çok da başarılı oldu. Oyunu Switch'e, PlayStation'lara ve PC'ye getiriyorlar. Aslında bayağı yoğunlar. Bir de duyurulmuş iki oyun daha var. Hatta bu oyunun yine geçen sene bir açıklama yapmışlardı. Aksiyon türüdü, aksiyon tarzını yeniden belirleyecek. Çok yenilikçi, farklı bir oyun yapıyoruz diye. Bu oyun olabilir, bu duyuracakları oyun. Evet. PAX East'te duyuracaklar. Şimdi tabii geçen haftalarda yine bağımsızlığını biraz daha korumak ve oyunları yaptıkları yeni fikri mülkleri başka yayıncılara rehin bırakmamak için Tencent'tan bayağı ciddi bir yatırım almışlardı. Biliyorsun bir sürü oyun serisi geliştirdiler. Nier, Bayonetta falan ama bunların aslında hepsinin sahibi başka firmalar. İşte Vanquish, bunlar Sega'nın işte, Nier, Square Enix'in, Babylon's Fall da muhtemelen yani Square Enix'in olacak çünkü onlar yayınlayacak. Yani adamlar çok iyi oyunlar geliştiriyorlar ama fikri mülkiyet hakları kendilerine değil. Tencent'ın aldığı bu yatırım biraz daha o yolu açtı kendilerine. Acaba nasıl bir şey duyuracaklar? Şimdi Nier'den bir şey çıkabilir mi diye düşünüyorum. Senin dediğin gibi Nier Gate. Ama zor çünkü Square Enix'in markası bu oyun duyuracakları oyunu muhtemelen kendileri yayınlayacakları. Çok büyük ihtimal. Oyunlardan biri olacak. Bakalım. Beklemekten başka çare yok şu an. Umarım o da güzel olur. 27 Şubat'ta bayağı bir şey olacak. Haftaya da bizi takip edin. Evet. Sıradaki habere geçelim. Desperados 3 yaz aylarında geliyor baba. Evet. 2019'un sonlarında gelmesini bekliyorduk. Ertelenmişti. 2020'nin yaz aylarında gelecekmiş. Yine tam bir kesin çıkış tarihi yok ama herhalde bu sefer gelir. Biliyorsun oyunu Shadow Tactics'ten tanıdığımız nefis bir oyundu. Japon Edo döneminde geçen bir Commandos oyunu. Ruhani devamı. O oyundan tanıdığımız Münihli oyun stüdyosu Mimimi geliştiriyor. O zaman da şöyle bir yorum yapmıştık bu arada. Sözünü kestim. Desperados'un yeni oyununu bugün ya da Commandos'un yeni oyununu kim yapsa Shadow'cu abilere veririz derdi. Emanet edilecek tek stüdyo kesinlikle, şu an. Kesinlikle. Endüstrideki. Evet. Heyecanla bekliyoruz. Üçüncü oyun bizi ilk oyunun öncesine götürüyor. Sen pek sevmezsin ama bu. Ben hatırlamıyorum. Şimdi ilk oyunda biz ne yapıyorduk, neredeydik hakikaten unuttum. Tabii tanıdık karakterler de göreceğiz. Ben şey hatırlıyorum mesela. Dr. McCoy vardı ki o geri dönüyor. Çok güzel video yayınlamışlar. Çok güzel video yayınlamışlar. Dr. McCoy abimiz acil müdahaleleriyle ekibimi az hayatta tutmamıştır yani. Müthiş bir karakterdi. Eski rezcilerden. Evet, onun videosu eğlenceli olmuş. Evet, videoyu kesin izleyin. Tamamını yayınlayamayacağız. Vereceğimiz linkten izleyebilirsiniz. Valla çok güzel görünüyor oyun. Zaten daha önce Gamescom'da falan da gösterdiler uzun oynanış videolarını. Heyecanla bekliyoruz. Ya oyun aslında çok güzel görünmüyor. Biz oyundan ya, tam olarak bunu bekliyoruz. Yani güzel görünüyor değil mi o zaten? Yani fazlasını ya da eksiğini değil. Yeni yani bir böyle, şey belirlenecek. Evet, görsellik anlamında muhteşem değil. Evet. Ama... Yani Desperados 3'ün devamını nasıl beklerdik? İşte böyle beklerdik. Tam olarak böyle. Evet. Vahşi Batı'ya gidiyoruz. Evet. Yazın sıcağında artık. Enteresan. Güzel güzel. Kadınla baştan çıkartma falan filan da var. Video kesin izleyin. Ben bayıldım. Taktikler bol. Sıradaki habere geçelim. GTA 4 Steam'e dönüyor baba. 19 Mart'ta multiplayer'sız. Evet, ne yazık ki multiplayer olmayacak. Lider tabloları falan da gidiyor. Evet. Birkaç tane de radyo. Radyo. Onlar geçici olarak daha sonra eklenecekmiş. Şimdi geçen haftalarda konuşmuştuk. Microsoft'un
oyunculara attığı en büyük kazık Games for Windows Live yüzünden oyun Steam'den kaldırılmıştı. Ne olmuştu? Microsoft artık Games for Windows Live desteklemediği için Rockstar elinde oyun anahtarı kalmamıştı. Yeni anahtar üretemiyorlardı. Bu yüzden oyunu Steam'den çekmek zorunda kalmışlardı. İşte ama bekleyin demişlerdi, yani bir şey yapacağız. Tabii. Sözlerini tuttular. 19 Mart'ta geliyor söylediğim gibi. Birkaç eksikle geliyor ama geliyor. Bu da bir şey. Rockstar Launcher'a da eklenecekmiş oyun. Tabii oyunun fiziksel kopyasına sahipseniz, hani tabii oyunu Steam'den alırsanız veya Rockstar Launcher'dan alacaksanız sorun yok. Sorun yok. İndirip oynayabilirsiniz ama oyunun fiziksel kopyasına sahip olanlardan biriyseniz benim gibi ve oyunu Games for Windows Live'dan daha önce aktive ettiyseniz linki falan değiştirin diyorlar. Hani Rockstar Social Club linkiyle değiştireceksiniz diyorlar ama nasıl bir şey olacak onu yani bilmiyorum. Şimdi çıktığı zaman göreceğiz. Senin yükleyeceğin şey ona nasıl bağlanacak bilmiyorum yani. Evet, onu çıktığı zaman göreceğiz. Bir orada karışıklık var, tam bir kaos. Evet. Ama deneyeceğim. Konsoldaysanız sorun yok. Konsolda sorun yok canım. Diskler duruyor benim. Yükleyip bakacağım. Ben çok ihtimal vermiyorum ama inşallah bir şey yapmışlardır. Evet. Çünkü yapmışlar, yani açıklama yapmışlar da ne olduğunu anlamadım. Yani oradaki hani hesabınızı bağlayacaksınız diyor. Rockstar'ın Social Club'dan. Games for Windows Live yerine o linki, hesap linkinize ekleyin falan gibi bir açıklama yapmışlar ama bilmiyorum. Çıkmadan anlamayacağız. Evet. Bakalım. En azından çözülecektir ya. Bir şey yapmışlardır. Biraz bir karışık olsa da. Çözülecektir. Evet. Tam bir kaos ama yani işte böyle diyoruz ya, işte oyunlar, aldığımız oyunlar bizim mi? İşte böyle bir şey oluyor. Almıştım ben zamanında. Oyunu oynayacağız değildir ya. Benim oyunlarım da gitti. İşte daha önce de bahsetmiştim. Street Fighter 4 orijinaldi. Şu an oynayamıyorum. O disk duruyor. Arabam olsa aynaya yazacağım yani. Games for Windows Live yani gerçekten. Evet. Haberde de adamlar şey yazmış. Parantez içinde şeytan yazmışlar yani Games for Windows Live. Evet. Yolu yazmışlar. Birçok oyun Steam'e geçti. Hatta muhtemelen Street Fighter 4 de o dönem bir geçiş yaptı ama ben onu kaçırdım. Şu an onu takip etmek zorunda da değiliz ki biz. Capcom'a yani ulaşmaya çalıştım ben ama ilgilenmediler. Yani oyun gitti. Yani. Arabaya asmalık. Evet. Neyse. Yapacak bir şey yok. Evet. Sıradaki böyle geçelim. Geçelim. Diablo ve Overwatch için animasyon dizileri gelebilirmiş. Evet, kesin bir duyuru yok ama Activision Blizzard'ın eş başkanı Nick Van Dyke'ın LinkedIn profiline göre böyle bir iki proje var görünüyor. Yani bu arada Nick Van Dyke gitarist ya, bir Redemption adlı bir grubu, o aynı isim değil muhtemelen. Ben tanımıyorum. Belki de önceki hayatında abimiz. Redemption diye çok güzel bir Amerikalı progresif metal grubu vardı. Onun gitaristi ama aynı kişi değil bunlar muhtemelen. Neyse. Yani olabilir ya, buradan da yürürler. Activision Blizzard zaten para basmaya. Evet. Overwatch zaten bunun için müsait. Müsait. Diablo ya yaparlar. Zaten Diablo'nun artık ne ağırlığı kaldı bilmiyorum da benim düşüncem öyle. Güzel de olur ya, hani Diablo Immortal'la falan biraz façayı çizdirdiler ama şimdi mesela Castlevania örneği var. Yani muhteşem bir iş. Netflix'te bu arada 3. sezon da Mart başında başlayacak. Yani öyle bir şey, kaliteli bir şey yaparlarsa güzel olur. Belki yine bir hani eski şeyini ne bileyim. Anlatırken de pek inanmıyorum. Şöyle inanmıyorum. İnanmıyorum ama. İhtimaller olabilir gerçi, doğru ya ama. Bilmiyorum ya. Yani. Diablo ismini ne kadar daha az görsem bence daha iyi. Yani Diablo 4 gelsin tamam mı? Yani yok işte mobil oyun yok. Yani işte Activision olunca arkasında. Evet. İşte Castlevania oyun görmüyoruz ama işte dizi geleceği için heyecanlanıyorum ben. Yani güzeldi çünkü Castlevania güzel bir iş. Yani öyle kaliteli bir şey yaparlarsa tamam da. Muhtemelen iyi de olur ya. Hani bu adamlar çünkü bu tarz işleri beceriyor. Hani oyun sinematiği konusunda tabii. İyiler. Ama işte ne kadar ağırlığı var artık. Bu tartışılır. Çünkü adamlar her şeyi paraya çevirmeye başladılar, evet, yani. Kesinlikle. Activision Blizzard. Yani. Direkt kredi kartları verelim. Günde 30 cent çeksinler herkesten. Rahat mısınlar yani, değil mi? Yani fazla da uğraşmasınlar yani. Bence birçok kişi verir yani. Susacaklarsa ben de vereyim biraz. Yani günlük çeksinler. Ne yapayım abi? Evet, sıradaki habere geçelim. Borderlands filmini Eli Roth yönetecekmiş abi. Evet. 2015'te duyurulmuştu yanlış hatırlamıyorsam. Lionsgate duyurmuştu Borderlands filmini. Ama sonra çok bir ses çıkmamıştı. Hiç ses çıkmadı. Ben unutmuştum haberi görünce. Aa dedim, evet böyle bir şey vardı. Kameranın arkasına da Eli Roth geçiyor. Nereden tanıyoruz abimizi? Hostel, Thanksgiving, Death Wish, Green Inferno gibi bol kanlı filmlerden tanıyoruz. Oyunculuğunu da bilenler vardır. Görenler tanıyacaklardır. Evet. Tanıdık sima. Yetenekli bir abimiz. Ki Borderlands de sinema için uygun bir aslında yapım. Ben en başta pek öyle düşünmüyordum. Özellikle Tales from Borderlands'ten önce
Telltale'in oyunu. Yani nasıl bir hikaye çıkabilir ki buradan diyordum. Hani hikaye odaklı çünkü Telltale'in oyunları biliyorsun. Hı hı. Seçim odaklı böyle. Macera oyunları. Yani ne çıkabilir ki diyordum. Ta ki oynayana kadar. İnanılmaz eğlenceli. Muhteşem bir işti. Yine güzel bir yazar kadrosuyla falan. İlginç bir oyuncu kadrosu falan toplanabilirse çok iyi bir iş çıkabilir ki. Eli Roth zaten yetenekli. Hı hı. Borderlands'a da malzeme var görünüyor. Evet. Bakalım. Olabilir. Uygun bir yapım yani sinemaya. Eğlenceli, esprili. Değil mi? Biraz aksiyonlu bir şeyler olabilir. Olabilir. Evet. Bu arada Sonic filmi galiba kaçtı? 56-57 milyon dolar gibi bir açılış ilk haftasında. Bu da video oyunları için en iyi açılış haftası. Mi? Evet. Dedektif Pikachu falan da geride bırakmış. Hı hı. Adamlar oyunu Sony'yi yaptılar. İnsanlar beğenmedi ki beğenilecek gibi de değildi. Durdular, toparladılar. Evet. Tekrardan çıkardılar. Ertelediler filmi. Hı hı. Bence şu an daha doğru bir zaman oldu zaten. Yani süper kahraman filmlerinden bayağı uzağız. Evet, evet. Hani şu an kendi bence daha iyi ifade edebileceği bir zaman diliminde Beyaz Perde çıktı diye düşünüyorum ben. Evet. İyi oldu, evet. Bakalım. Yani oyun filmlerinin tekrar yükselişe geçeceği bir zaman olabilir mi? Onu da istiyor olabilir. Muyuz işte? Ben bir yandan onu düşünüyorum. Şimdi iyi işler. Ben izlemedim Sony'yi. Ne kadar iyi bilmiyorum ama yorumlar fena i̇yi değil görünüyor. Şimdi oyun filmlerinin yükselişe geçmesi oyun filmlerini fabrikasyona da çevirebilir. Zaten çok az kaliteli iş var. Oyun filmi örneği var. Şimdi şey geliyor. Monster Hunter geliyor. Evet. Galiba yıl sonu gösterime girecek. Kaderini belirleyebilir bunlar. Evet. Evet. Bakalım. Umarım böyle fabrikasyona da geçmez. Bir ara öyle oldu çünkü. Hı hı. Buradan her şeyi çıkardılar. Uwe Boll abimizi de saygıyla analım yani gerçekten. Umarım o tekrar bir şey yapmaz yani. Onu görmeyelim. Baba büyük adamsın ama taş yerinde ağır diyelim. Evet. Sıradaki haberi geçelim. The Messenger'ın geliştiricisi yeni oyununu Mart ayında duyuracak. Evet, Kanadalı, Quebec'li Sabotage Studio Mart ayında bir duyuru gelecekmiş. Ya yani gerek klasik Ninja Gaiden'ı hatırlatan oynanışı, hem zor hem çok keyifli oynanışı, gerek oyunların klasik işte o anlatımında gelenekselleşmiş artık klişeleri eleştiren, tiye alan mizahı, anlatımı, hikayesi, müzikleriyle, karakterleriyle falan muhteşem bir oyundu Messenger. Messenger, evet. Oynamadıysanız kesin. Kesin oynayın. 2018'de çıkmıştı ve 2018 değerlendirme videomuzda da uzun uzun konuşmuştuk. Benim için o yılın en iyi 5 oyunundan biriydi The Messenger. Sonra bir Picnic Panic adında çok doyurucu bir ücretsiz güncelleme de yayınladılar. Hı-hı. Genişleme paketi. Ondan yine bahsetmiştik. Ondan da bahsetmiştik. O geçen yıl içerisinde yayınlamışlardı. Hı-hı. Bu adamların işini merak ediyorum ben yeni oyununu. Mart ayında duyuracaklarmış. Evet. Bakalım. Vallahi. Yine böyle eski özlediğimiz tarzdaki oyunların günümüzdeki hallerini göreceğiz evet. gibi geliyor. Çok güzeldi ya Messenger. Çok sürprizliydi. Yani her anda şaşırtan bir şey çıkıyordu oyunun. Hani şimdi anlatıp da aynı şey yapmayalım. Bozmayalım sürprizini ama çok ilginç, beklenmedik şeyler oluyordu oyunda. 90'lı yıllarda evinizde Atari denen herhangi bir cihaz varsa Messenger sizi muhtemelen evet. vuracaktır. Evet, sıradaki habere geçelim. Homeworld 3'ün geliştiricisi yeni oyununu duyurdu abi. Evet, Blackbird Interactive, Homeworld ve Company of Heroes serisinden hı-hı. tanıdığımız Relic'ten çok önemli veteran isimlerin olduğu bir stüdyo. Birkaç hafta önce konuşmuştuk hatırlarsan. Homeworld 3'ün yanında Focus Home Interactive'in yayınlayacağı bir yeni oyun daha yaptığını duyurmuşlardı. Hı hı. Bilim kurgu temalı bir oyun olacaktı. Perdenin arkasından Hard Space Shipbreaker çıktı. Hı hı. Böyle birinci şahıs perspektifle oynanan çok anlamadım. Yani Cengiz Kurtoğlu oyun isimlendirmesi evet. örneği gördüğümüz Hard Space. Evet, Shipbreaker. Evet. Kalp kırıcı. böyle gemi enkazı falan topladığımız... Gemileri parçaladığımız, böyle birinci şahıs perspektifinden oynanan bir oyun. Enteresan bir tarz. Hı hı. Daha önce ben pek benzerini gördüğümüzü hatırlamıyorum böyle bir şeyin. Belki böyle bir hayatta kalma unsuru falan da olacak oyunda. Yine doyurucu bir hikaye, farklı uzay gemisi sınıfları, işte karakter ve işte alet edevat geliştirme seçenekleri olacakmış. Mod desteği falan olacakmış. Erken erişime gelecek bu yıl içerisinde. Evet. Yaz aylarında gelecekmiş yani Steam'de. Enteresan yönü. Farklı bir tarzda bir şey. Yani ama ben Homeworld 3'e daha çok odaklanılmasını yani evet. isterdim. Acaba işte
Ekip ikiye mi bölündü? Nasıl olacak? Bu iki proje bir arada nasıl gidecek? Homeworld'un devamını çünkü görmek istiyoruz. İkisi de uzayda geçen, acaba ne bileyim Homeworld için bir şeyler yaptılar da ya bunlar da ziyan olmasın. Evet. Öyle efektleri bir arada burada kullanalım. Evet, evet. Bilmiyorum. Umarım öyle bir proje değildir. Evet, bakalım. Hard Space Shipbreaker. Evet, öyle aksese çıkacakmış. Evet, merak edenler gibi bakabilir. Videosu da var bu arada haber linkinde, evet, her zaman olduğu gibi. Sıradaki habere geçiyorum. THQ Nordic, Gothic'in yeniden yapımını doğruladı abi. Evet, şimdi geçtiğimiz Aralık ayında Steam kütüphanesinde Piranha Bytes oyunlarından herhangi birine sahip olanlar için bir oynanabilir teaser yayınlanmıştı. Ve bu teaser'ı yeterince kişi indirip oynarsa bir Gothic yeniden devamını, yeniden yapımını düşünebiliriz demişti THQ Nordic. Hı hı. Teaser'ı 180 binden fazla kişi Steam'den indirip oynamış. Ben de denemiştim. Valla tek kelimeyle berbattı. Yani çok renkliydi bir kere oyun dünyası ve yani Witcher 3'ü kötü bir şekilde kopyalamaya çalışıyordu. Ben iyi bir yorum da görmedim açıkçası. Yani ben mi acaba sadece böyle düşünüyorum diye bir bakmıştım yorumlara. Yani genelde çok negatifti yorumlar. Ama görünüşe bakılırsa hem bu sayı hem de gelen negatif yorumlar THQ Nordic için yeterli olmuş. Gothic'in yeniden yapımı için kolları sıvamışlar. Umarım hayranları biraz dinlerler çünkü daha karanlık, daha farklı bir tona sahip olması lazım Gothic'in. Yani muhteşem, hı-hı, bir seri çünkü. Üçüncü oyun biraz problemliydi performans açısından ama ilk iki oyun, ki aslında onlar da öyleydi, çok iyi oldu söylenemezdi teknik açıdan. Yani çok iyi çok bug'lılardı, çok iyi çalışmıyordu sistemlerde ama önemli bir seriydi. Özellikle ilk iki oyun muhteşemdi. Hatırlıyorum 2001'di galiba ilk oyun çıkışı. Şey o dönemde sonra Almanca versiyonu vardı piyasada. Yani ben, belki de çevrilmişti İngilizceye ama ben bulamamıştım ve piyasada olan hep Almanca versiyonuydu. Bir türlü bulamamıştım. Sonra birkaç sene sonra ancak İngilizce versiyonunu ama Almanca oynamışsınız değil mi? Japonca bile oynadık. Almanca'da şimdi spiel diye bir kelime vardı. Ben de bir ara biliyorduk oyun da unuttuk. Yani böyle şey options'a falan gidebiliyorduk yani de. Tabii şu an bitmiştir. Evet. Güzel bir seri. Bir dördüncü oyun yaptılar spin-off. Arcania adında. Onu çok içine giremedim ben. Bunu Spellbound yaptı zaten. Piranha Bytes yapmadı. Piranha Bytes o ara Ryzen'larla uğraşıyordu. Evet. Bilmiyorum ya. Umarım iyi olur. Çok umudum yok ama. Ya bunlar muhtemelen oyunu yapıyordu. Reklam olsun diye bu playable teaser falan filan. Evet. Bir biraz işte belki yorumlara bakıp oyunun tonunu, hı-hı, falan biraz daha değiştirirler. Evet. Biraz daha, evet, Witcher'ı çakması halinden çıkarırlar. Çünkü Gothic'in kendi bir atmosferi, tarzı, ambiyansı vardı. Bir şey vardı. Muhteşem bir seri. Doğru. Az oynamadık yani. Almanca bile oynadık. Hı-hı. Güzeldi. İkinci oyun da güzeldi. İlk oyun da güzeldi. Ya, üçü de ben çok uzun süre oynadım. Bitiremedim çünkü kayıt dosyalarım silinmişti. Tam da sonlarında falan böyle. Ya çok problemliydi oyun. İnanılmaz. Zaten doğru düzgün çalışmıyordu sistemimde. Takıla takıla oynadık yani. Gothic. Güzeldir ama. Sıradaki umarım iyi bir şey çıkar. Geçiyorum abi. THQ Nordic, Quake Champions ve World War Z'den tanıdığımız Saber Interactive'i satın aldı. Evet, THQ Nordic, daha doğrusu Embracer Group, bunun ana şirketi, bir süredir sessizler. Geçen yıl bayağı geniş bir süredir stüdyo. Dediğimiz de yani 2 aydır bir stüdyo almıyorlardı. Tabii, tabii. Sen adamlar için Allah Allah. Başlarına bir şey mi geldi? Evet, yeterli bir süre yani. En son Aralık ayında zaten işte Little Nightmares'i geliştiren İsveçli Tersir stüdyosu satın almışlardı. Ki THQ Nordic, yani onların ana şirketi Embracer Group da İsveçli bir şirket. Evet, uzun bir aradan sonra yeni alımıyla. Evet, yeni alımıyla karşımızda bu yıla hızlı girdiler. Saber, evet, Interactive'i aldılar ki hatırlarsan Saber Interactive'de en son id Software'den ayrılan Tim Willits abimize, ki 20 küsur yılın ardından ayrılmıştı. Quake'in Doom'un falan altında imzası olan önemli bir isimdi. Onları bünyesine katmıştı Tim Willits'i. Değerli bir ekip. Hani Quake Champions ve en son World War Z'nin yanında The Witcher 3, Vampire ve Call of Cthulhu gibi oyunların Switch portlarından da sorumlulardı ki The Witcher 3 portu bayağı iyi görünüyor yorumlara bakılırsa. Aslında kendilerinin isimlerini çok sık, yani büyük projelerde duymasak da 6 ofiste 600'den fazla çalışanı olan çok büyük bir şirket. Başlangıç ödemesi olarak 150 milyon dolar gibi bir meblağın bahsi geçiyor ama bazı spesifik bonuslarla birlikte bu meblağ 525 milyon dolara kadar çıkabilecekmiş. Çok. Ciddi bir meblağ, evet. Tabii bu alımla birlikte Embracer Group çatısı altındaki toplam stüdyo sayısı 26 oldu. Çok. Bu adamlar da bir de Tencent'ın hani çeyreği kadar falan para olsa ben düşünemiyorum yani. Evet. Ya çok
agresifler. Evet. Geçen sene inanılmaz bir kütüphane yaptılar. Alımlar güzel oldu. Ama yani güzel, şimdi güzel. Bu soğanımdan bahsetmiyorum da uygun fiyatla hakikaten düşürüp öyle alıyorlar yani. Yani böyle adamların son oyunu falan çok iyi olmuyor. İstedikleri gibi olmuyor. Hemen adamlar ne yapacağız da edeceğiz derken evet, THQ'dan telefon geliyor. Evet. Enteresan. Güzel markalar da var ellerinde. Bakalım ne çıkacak. Ya Quake Champions şimdi burada ismi geçti. İçindeki bir yaradır. Bence potansiyelini tam kullanamamış bir oyundu. Bence evet. O eklediği skill'lerle, karakter seçimleriyle... Her şey oldu evet. O çok tat vermedi. Evet. Zaten sonra id Software oyunun geliştirmesini Saber Interactive'dan aldı. Kendileri devraldılar. Evet. Zaten birlikte yapıyorlardı ama uzun bir süre böyle gitmişti. Ben Quake 3 gibi bir Quake oyunu görmek isterim. Bu abilerden... Muhtemelen görmeyeceğiz ama evet, hazır yeri gelmiş. Ama Team Willis var. Yani. Belki işte ona benzer o tarzda bir oyun belki ileride yaparlar. Muek yaparlar. Evet. Şimdi bir başka endüstri veteranından haber var. John Romero'nun Empire of the Sin'i ertelendi abi. Evet. 1920'ler Chicago'suna götürecek. Bizi o suç dünyasına götürecek. Evet. Bir gangsterli strateji oyunu Empire of the Sin. Chicago 1930 diye bir oyun vardı bir aralar. Evet. Güzeldi. Onun gibi bir şey. Şey vardı ne? Omerta vardı. Omerta vardı. Godfather. Godfather'ınki çok iyi değildi değil mi? Evet. O oyun. Daha iyi bir şey olmalıydı yani. Ama eksikliğini hissettiğimiz tarzdı. Kesinlikle. Özlediğimiz. Özlediğimiz tarzdı. Ben bunu merakla bekliyorum. İlkbaharda gelmesini bekliyorduk. Sonbahara ertelenmiş. Bekleriz ya. İyi çıksın. Evet. Sorunsuz çıksın da. Gelecek ay çıksaydı iyiydi ama şimdi onu da söyleyelim. Sonbaharda ne olacak? Evet. Sonbaharda... Bu oyunun ismini bak bunu çok ciddi söylüyorum abi. Sonbaharda biz bu oyunun adını belki görmeyeceğiz. Önümüze gelmeyecek öyle bile belki yani. Evet, o kadar çok oyun çıkacak ki belki Steam'e girdiğimiz zaman ya işte bu oyun çıktı demeyecek. Ya da haberlerde bundan konuşulmayacak ya da bahsedilmeyecek. Sen Winamp'ı niye açtın? Abi ben Winamp ara ara açılıyor ya. Ara ara açılıyor. Ne olaysa bu. Evet. Kapanmıyor bir de. Lama. Evet bakalım. Evet. Neyse sorunsuz çıksın da. Yani. Belki bir daha ertelenir bilmiyorum da. Evet. Ya sonbahar çok karışacak. Hı. Hiçbir şey olmasa Cyberpunk falan var yani. Anket sormadık abi bu hafta. Mount & Blade'i soralım. Evet. İzleyicilerimiz de çok merak ettiği bir oyun olduğunu tahmin ediyoruz. Evet, Bannerlord'u alacak mısınız? Çıktığı zaman mı alırsınız? Erken erişimde mi alırsınız? Yoksa indirime mi girmesini beklersiniz? Yani 150 liranın biraz tuzlu olduğunu konuştuk. Yine tabii özel bir fiyatlandırma ama daha ucuz olabilirdi. Belki düşebilir fiyatı 100 liranın altına. Evet. Ya da erken erişim için belki bir şeyler olsa fena olmaz. Evet. Belki yeniden gözden geçirirler. Umarım. Evet. Bir şekilde sorulaştırıp sorarız. Haftaya da üzerine konuşuruz. Öyle. Ağzına sağlık abi. Eyvallah abi senin de. Var mı eklemek istediğin yok abi teşekkür ederim. Benim de yok. Haftaya görüşürüz. Hoşçakalın. Şu kırmızı süper kahraman neydi? Kurşun yiyip ölmeyen. Unuttuk. Şey ya, oyunu da vardı ya. Daredevil diyeceğim değil ya, kırmızı... Hellboy. Ya değil, değil. Ya çok ünlü şey... Neydi komik. Mı? Komedi filmi... Deadpool, çıktı. Deadpool. Ha Deadpool, ha Deadpool. Deadpool gibi bir şey olabilir diyecektim evet, de. Evet, öyle tamam.